açıyor anne. Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezse annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirse öğretti sarımı solumu. Ben biliyorum artık anne sarım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söylememiştim ya canım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dantelli. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yapmak istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi baba. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Herkesin çok... Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem ben onlara renkli çamaşır kapmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Of babam. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye böreği pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor, ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor sofranı? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur toprağına el sürdürme.